CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz aldı. Erol, deprem sonrası Elazığ'da vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçe görüşmelerine katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol söz aldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında yapılan köy evlerinin maliyetlerinin yüksek olduğunu söyledi. Erol, Malatya'da yapılan iki katlı betonarme köy evlerinin Elazığ'da da yapılmasını istediklerini kaydetti. Şu anda Elazığ'da en büyük sorunlardan birisi köylerde yapılan evlerin maliyetlerinin çok yüksek olması. Nedeni ne? Özellikle son dönemlerde demire ve çeliğe gelen zamlardan dolayı çelik fiyatları çok arttı. Çelik fiyatlarının artmasından dolayı da köy evlerindeki maliyetler inanılmaz yükseldi. Ayrıca köy evlerinin mimarisiyle ilgili, metrekaresiyle ilgili bir memnuniyetsizlik var. Mesela Malatya'da betonarme köy evleri yapıldı, iki katlı yapıldı. Son derece güzel. Bizim talebimiz Malatya'da iki katlı betonarme köy evlerinin Elazığ'da da yapılması. Kentsel dönüşüm çalışmalarında haksızlık olduğunu iddia eden Erol, kentsel dönüşümden faydalanacak vatandaşlara da faizsiz kredi imkanı verilmesini istedi. Kentsel dönüşüm uygulanacak alanlarda ve kentsel dönüşümden yararlanacak vatandaşlara da nasıl depremden kaynaklı kredi kullandırıyorsanız 20 yıl faizsiz, aynı kredinin kentsel dönüşüm için uygulanmasıyla ilgili deprem bölgelerinde talebimiz var. Deprem sonrası hak sahiplerine teslim edilen konutlarda vatandaşların evin maliyetinin ne olduğunu ve ne kadar ödeyeceğini bilmediğini söyledi. Henüz bir fiyat belirlenmedi. 2020 depreminden sonraki maliyetler üzerinden mi ödeyecek? Veya bugün yeni yapılan maliyetler üzerinden mi ödeyecek? Veya geçmişte 2020'de hemen yapılan evlerin maliyetleriyle bugün hala temelleri yeni atılan evlerin maliyetleri vatandaşa aynı şekilde mi yansıtılacak? Yani burada bir maliyet sorunu da var. Ve burada eğer yapıldığı tarih itibariyle bir maliyet hesabı yaparak vatandaşa bunu yansıtırsanız vatandaşa inanılmaz bir haksızlık yapılmış olacak. Deprem konutlarının zamanlaması, planlaması ve temel atma töreni hiç düşünülmeden 24 Ocak 2020 tarihindeki konut fiyatlarının maliyeti neyse bütün hak sahiplerine o tarih itibariyle fiyatlandırılarak bir haksızlığın önüne geçilmesi gerekir. Erol, Elazığ'la ilgili hazırladığı dosyayı da Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'a teslim ederek incelenmesini talep etti. Size Elazığ'la ilgili özel bir dosya vereceğim. Sizin de hassasiyet gösterdiğiniz bir konuyla ilgiliydi. Bu dosyanın da teftiş kurulunuza ve müfettişlerinize vererek incelemesini özel rica edeceğim.